Sosyal medyada karşıma çıkan videolara bakıyorum, insanın yürekleri sızlıyor. Emekli hanımefendilerin feryatlarını duyuyoruz. Pazardan istediklerimizi alamıyoruz. Affedersiniz 3 tane portakal alabilir miyim diyorum. Ben bu hale geleceğimi ölsem aklıma gelmezdi. Ben bankadan emekliyim. 12 bin, 13 bin lira para alıyorum şimdi. Evet, zamlı hali. Hayat öylesine bir sıkıntılı hal almış ki isyan ediyorlar. Benim maaşım 13 sene önce 12 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 2 çeyrek altın alınıyor. Kim çaldı benim ve benim gibi emeklilerin 10 çeyrek altını? Milletin başvurduğu tek yol kalmış geçinebilmek için. Kredi kartıyla mümkün mertebe borcu borçla kapatarak hayatlarını idame ettirebilmek. Kredi kartlarının borç miktarı en geç önümüzdeki ay 2 trilyon liraya bulacak. İcralık dosya sayısı 40 milyona yaklaştı. 39 milyonu geçti. Donunu alıyorlar vatandaşın. Bak geçen gün Dikili'de bir beyefendinin iş çamaşırı, hanımefendinin başörtüsü haciz edildi. Ekim ayında yanılmıyorsam satışa çıkacak. Buradan vatandaşlara benim tavsiyede bulunmak gibi bir haddim olamaz ama hiç kimse ihtiyacından fazla bir şeyi almaya kalkmasın. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret etsin. Yorganına göre ayağını uzatsın. Ha, vurguncu, tokatçı, üçkağıtçı, dolandırıcı haciz gitmesin mi? Canlarına bile okusunlar. Ama gariban millet 3 kuruş parayla elindekiyle, avucundakiyle geçinmeye çalışırken fahiş bir miktarlara gelmiş banka kredileriyle beraber adeta boğuluyor. Ondan sonra tweet atıyoruz. İşte yok Merkez Bankası'ndan sterilizasyon hamlesi. Pik 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 pik. Yani bıktık usandık be kardeşim ya.